Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'ga çıkan sahabalarını türlü yollar bilan şecaatlandırardı. Farişlerde gelişliği bilen. Ana şu şecaatlandırışlığı adı Katara'da Peygamberimiz bir kılıçını kollarına aldılar da Men yahud hada bi haqqihi. Kim bunu kılıçını hakkına ada kılıp kolumdan aladı. Hamza raziyallahu anhu men ya Rasulullah. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan qilich olishlik bu albatta har bitta sahoba uchun sharaf edi. Shu sharafga birinchi bo'lib yetishlikni xohlab Hamza roziyallohu anhu turdida men ya Rasululloh dedi. Rasululloh Hamza roziyallohu anhuga bermadilar. So'ngra ikkinchi marta kim bu qilichni haqqini ado qilib qo'limdan oladi dedi. Ali roziyallohu anhu men ya Rasululloh dedi. Ali ham bermadi. Üçüncü madde men yahud hada sayf bi haqqihi Zubeyr ibn Avvam raziyallahu anhu men ya Rasulullah dedi. Bu kişiyi vermedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Törtüncü madde kim bu kılıçını men kolumdan hakkını ada kılıp aladı dedi. Miqdat raziyallahu anhu turdu da men ya Rasulullah dedi. Miqdat raziyallahu anhu yiyen peygamberimiz beymedi. Yani şu kişilerge vermese kimge veredi? Yani bu kişilerine tengi yok cankçiler idi. Cank meydanında misli görülmeyen cankçiler. Müslümanların en şücaatlı, batır kahramanlarıydı. Yani onlarda derecesini bilişik için Umar ibn Hattab raziyallahu anhu kengi davrlarda Amr ibn As raziyallahu anhu Mısır'da cank alıp arayırken de o kişiye medet yönetedi, koşun. Yönetip dedi ki, ben sizge 8000 kişilik koşun yöneti yapmalıydı. Koşun özü 4000 Lekin bu 4000 de üstüde 4'te adam var, her bittesi 1000'te getirdi dedi. Ana şu 4'te aitirin adam da bittesi Miqdat raziyallahu anh'u, bittesi Zubeyr ibn Avvam raziyallahu anh'u idi. Yani şimdi bir uluq cankçilerge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıçını vermediler. Beşinci madde kılıçını kötarıp durup, kim bu kılıçını hakkını tövbe beni kolumdan aladı? Şimdi ansarlardan Abu Ducane, Sammak ibn Haraşa raziyallahu anh'u, ya Resulullah, bu kılıç hakkı ne madde soradı. Resulullah şu savalı kütkendiler. Çünkü yukarıda men deb turgan törtele sahabalardan bir artası ham hakkı ne madde sorama gene de. Abu Ducane bu kılıç hakkı ne madde Resulullah deb soradı. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıç bilen düşmanlarga bir zarba berişlik, onlarını başlarga vurup kişeyip ketkişeyip cenk kılıçlik dedi. Men alamam onu ya Resulullah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Ducane raziyallahu anh'a kılıçını verdi ve Abu Ducane'nin kuvançını çeki yoktu. Çünkü bir, o kişi için bir şeref buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koludan kılıç aldı. Kursançılığı bu kattı bu genlikten bir parça kızıl latanı aldı da peşanası gibi baylar atını minip atını bir kişinin atıp iki de ayağı gibi türküzüp kılıçını kötere bir tafahur, fakirlenişle başladı. Çünkü başka sahabalar gibi, uluk sahabalar gibi vermeyen kılıç verildi. Kursançılık yine bana şunu nişallan etken de peygamberimiz görüp güldüler de bunda kirilişlik, bunda fakirlenişlik Allah ve Resulü'nü gazablandırdı. Fakat yine bu orunda mezdi. Yani kafirlerini aldı da, düşmanlarını aldı da bana şunu bir kuvvetini kürsatı fakirlenişlik bu kerihmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşununu bana ötken derste ettik. Uhud tog'iga orqa tomonni qilib joylashtirdi. Musulmonlarning qo'shinini orqa tomonida Uhud orqa tomonni himoya qilib turibdi, oldida Madina. Mushriklar musulmonlarning ro'parasiga turishidan boshqa chora topishmadi. Musulmonlar orqa tomonni himoyalagan bo'ldi, lekin ana shu maydonga musulmonlar turgan joydan uzoqroq bir joyda bir kichkinagina tepalik bor edi. Rumot deyiladi hozirgi kunda mana. Ana shu kichkinagina tepalikni kim egallasa jang maydonini idora qilish imkoniyati bor edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu joyga Abdulloh ibn Jubayr boshlik 50 ta mergan kamonchilarni joylashtirib, ularga musulmonlarni himoya qilib turishini buyurdi. Ularga berilgan vazifa quyidagicha edi. Orqadan aylanib o'tmoqchi bo'lgan mushriklarni qaytarishlik. Ikkinchi vazifasi jang asnosida mushriklar tomonga o'q otib, ularga zarba berib turishlik. Demek ki Müslümanlar anlaşı 50 de kemalçı Müslümanlar da arkasını hımaya kutuluşluğu gerek. Ve Peygamberimiz onlar ki anık, ravşan, açık büyürüğünü bir neçimette takırarlardı. Eğer biz galip bulsak cahillerden cilmeyler. Eğer biz ganime yığıştı başlasak bizge ergeçmeyler.
Agar biz mag'lub bo'lsak ham, joylardan jilmaylar, yordam bermaylar. Ya'ni kundek ravshan buyruq. Qaysi holat bo'lishidan qat'i nazar o'rningizdan jilmaylar, tom mendan ochiq buyruq kelmagunicha. Abdulloh ibn Jubay roziyallohu anhuni boshliq qildi. Uhudga kelgan mushriklardan birini Vahshiy ismlik mergan quli boradi. Bu Vahshiy nayza otarida hech ham xato qilmas edi. U jang maydoniga bitta maqsad bilan kelgan edi. Uning sayyidi, ba'zi rivoyatlar mana Hind deyiladi, Mut'im ibn Adi deyiladi ba'zi rivoyatlarda, Hamzani o'ldirsang ozodsan deb unga mukofot qo'yib qo'ygan edi. Shuning uchun jang maydoniga bitta maqsad bilan kelgan edi. Hamza ibn Abdul Muttolibni qatl qilsa ozod bo'ladi. Boshqa maqsadi, boshqa niyati yo'q edi. Musulmonlar joylashdi, ro'motlarni o'rniga qo'ydi 50 ta kamonchini, mushriklar keldi. Abu Omir ismli kishi Madinada yashardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelmasidan avval Aws va Hazraj qabilasi bu kishini o'zlariga podshoh qilishlikka ittifoq turishgan edi. Hatto ba'zi odamlar ittifoqqa kelishib qolsak shu podshoh bo'ladi baribir ustimizda deb toj tayyorlayotgan edi unga. Endi hijrat bo'ldi. Nabi sollallohu alayhi vasallam Madinaga keldilar. Madinaning hukmi payg'ambarimizning qo'liga o'tib ketdi. Mulkdan hukmdan mahrum bo'lib qolgan Abu Omir buni rohib derdi kofirlar. Payg'ambarimiz uni fosiq deganida Shomga ketib qolgan edi. Endi Qurayshni Madinaga hujum qilib kelayotganligini bilib, ularni qo'shini qatorida qatnashish uchun kelgan edi. O'zi bilan bir to'p jamoani olib, Uhud maydonini kavlashni boshladi. Katta-katta chuqurlarni kavladi. Chunki ehtimol musulmonlar shunga tushib bir jarohat yer yoki musulmonlarga bir zarar yetadigan maqsadda. Abu Omir payg'ambarimiz bilan birga turgan Aws va Hazraj qabilasidan bo'lgan ansorlarga Men oldimga kelinglar. Men sizlarni sayidingizman. Men sizlarga yordam beraman. Kim bo'lib sizlarga Muhammad deb ularni o'z tomoniga og'dirmoqchi bo'lganida Aws va Hazraj qabilasi madinaliklar ovozingni o'chir Allohning dushmani. Ovozingni o'chir deb qattiq javob berishdi. U mendan keyin qavmga bir yomonlik yetibdi dedi-da mushriklarning qo'shinida qolaverdi. Bu jangda muboraza bo'lmadi. Badr g'azotidagi daqqa muboraza bo'lmadi. Birdaniga hujum boshlandi. U davrdagi jangning tariqasi, uslubi shunaqa ediki, ikkala qo'shinda bayroq bor. Shu bayroq tikka tursa, yiqilmasa, demak qo'shin sobit turibdi. Agar bayroq yiqilsa-yu, qaytib ko'tarilmasa, demak qo'shin mag'lub bo'ldi. Musulmonlarni qo'shinini jangini idora qilgan Hamza roziyallohu anhu, Ali va Zubayr roziyallohu anhular jangni idora qilishadi. Hamza roziyallohu anhu muqotil edi. Dushmanni mag'lub qilishda eng oson yo'li bayroqni yiqitish ekanligini bilardi. Shuning uchun ikki qo'shin to'qnashligi bilan Hamza roziyallohu anhu bir qancha sahobalarni yig'dida, o'zini kichkina jamoasi bilan mushriklarni bayroqdoriga shuna yetib bordida, o'nga choppa chop turib, bir urib jangda avvalida bayroqdorni yiqitib qo'ydi. Bayroq mushriklarning bayrog'i. Banu Abduddor urug'ini ishiydi ko'tarishlik. Qurayshdagi sharaflar bo'lingan. Kisvani yopishlik falonchining ishi, urush chodirini tikishlik falonchining ishi, bayroqni ushlashlik Banu Abduddor urug'ining ishiydi. Abu Sufyan jang avvalida kelib, Banu Abduddor urug'iga qarab, "Ey Banu Abduddor, Badr kuni ham bayroq sizlarga qo'linglar" dedi. Yiqildi, qaytib turmadi. Agar bugun ham yiqitib qo'yadigan bo'lsanglar, avvaldan bayroqni bizga berib qo'yinglar dedi. Abduddor qasamlar ichishib, va'dalarni berib, bayroqni o'zlarida olib qolishdi. Mana endi Abduddor urug'idan bo'lgan Abu Talhaning birinchi o'g'li Hamzani qo'lidan qatl qilindi. Abduddor urug'idan bo'lgan Abu Talhaning 6 ta o'g'li bor edi. Bayroq yiqildi. Mushriklar nima qilishini bilmay qoldi. Jangda boshida bismillah yiqildi bayroq. Abu Talhan ikkinchi o'g'li bayroqni ko'tardi. Hamza yonida turganida ikkinchi marta ham uni chopib qatl qildi. Mushriklar nima qilishini bilmay qoldi, chunki avvalida bayroq yiqilyapti. Hamma kuchini Hamzani bayroqdordan haydashlikka sarf qilib, Hamza roziyallohu anhu'ni uzoqlashtirishlikka imkon topishdi. Bu vaqtda Abu Talhaning uchinchi o'g'li kelib bayroqni ko'tardi. Uchinchi marta ko'tarildi. Mushriklar Hamza roziyallohu anhu va uni jamoasi bilan ovora bo'lib turganda boshqa tomondan Ali roziyallohu anhu keldida bayroqdorni 3-marta qatl qilib qo'ydi.
Bayroq 3-chi marta yiqildi. Abu Talhani 4-chi o'g'li keldi, bayroqni ko'tardi. Ali roziyallohu anhu ketmagan edi, 4-chi marta ko'targanda ham qatl qildi. Ali roziyallohu anhu surib ketishdi. Bayroqni Abu Talhaning 5-chi o'g'li ko'tardi. Hamzani u yoqda, Ali'ni bu yoqda qaytarib turishganida Osim ibn Sobit keldi-da, 5-chi bayroqni ko'targanda ham qatl qilib qo'ydi. Ya'ni mushriklar ko'rib nima bo'layotganini tushunmasdi. Hali bayroq yiqilyapti, turyapti. Yiqilyapti, turyapti. Musulmonlarning bayrog'i esa sobit turardi. Musulmonlarning bayrog'i Mus'ab ibn Umay roziyallohu anhu qo'lida edi. Abu Talhani 5-chi o'g'lini Osim qatl qilayotganda mana shu qatl bo'lgan aka-ukalarning singlisi Sulofa 5-chi akasini Osim qatl qilayotganini ko'rdi-da, avvalgilarini ham Osim qatl qildi degan xayolga bordi. 5-chi marta bayroq yiqildi, 6-chi o'g'li bayroqni ko'tardi. Osim uni ham qatl qildi. 5-chi, 6-chi o'g'ilda Osimning sobit qatl qilganini ko'rib turib, Sulofa aytdiki, "Man ya'tini bi ra'si Asim." Kim menga Osimni boshini olib keladi? "Ashrabu min jumjumatil xamr va amra'u ra'sahu zahaban." Uni jumjumasida aroq ichib ichini oltinga to'ldirib beraman dedi. Chunki 5-chi, 6-chi akasini Osim qatl qilganini ko'rdi-da, qolganlarni ham Osim qatl qildi deb o'yladi. Hujum Osim roziyallohu anhuga bo'ldi. Qurayshni bayrog'ini 7-chi marta ko'tarishdi. Endi Abu Talhani o'g'illari tugadi, lekin Abduddor o'g'lidan bo'lgan boshqa bir kishi bayrog'ini ko'tardi. Mushriklar aytishdiki, agar ish shunday davom etadigan bo'lsa musibat bo'ladi. Ular bizi bayrog'imizga hujum qilganda biz ham ularni bayrog'iga hujum qilamiz dedi. Va Mus'ab ibn Umayr tomonga qarab turib mushriklar kuchlarini tashlashdi. Bir vaqtda o'zida ikkita ma'raka, ikkita jang boshlandi. Bitta jang musulmonlar bayrog'ini oldida, ikkinchi jang mushriklarning bayrog'ini oldida. Mus'ab ibn Umayr sobit turib bayrog'ini himoya qilardi. Hamza, Ali va Osim roziyallohu anhulardan iborat ana shu jamoa hujum qilib kelib 7-chi marta ko'targan kishini ham qatl qilishdi. Musulmonlar bayrog'i turardi, mushriklar dahshatga tushdi. Bayroqlar oldida jang bo'layotgandek boshqa joylarda ham janglar davom etar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu oldida turardilar. Sa'd ibn Abi Waqqos nohaqda mohir mergan edi. Har otgan o'qi yo bir mushrikni yer tishlatar edi, yo jarohatlardi, yo yer yiqitar edi. Bunday bir mohirlikni, mergandagi mohirlikni ko'rib payg'ambarimiz quvonib, "Oting ey Sa'd, oting ota-onam sizga fido bo'lsin" dedi. "Bi abi anta va ummi irmi ya Sa'd." Sa'd ibn Abi Waqqos aytadi, "Rasululloh hech kimga ota-onasini jamlab fido qilgan emas, faqat menga" deydi. Uhudda shahid bo'lganlardan Hanzal ibn Omir roziyallohu anhu, g'osilul malaika. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'azovatga chaqirganida shoshilib chiqib ketadi-da, g'usl qilmasdan junub holatda chiqib ketgan bo'ladi. Jangda shahid bo'ladi. Jangdan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan borishganida ana shu bir shahid bo'lib yotgan jussasining ustida suv tomchilari oqayotgani bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, uni farishtalar g'usl qildiryapti deydi. Farishtalar g'usl qildiryapti deydi. So'ngra shunday yuzini yonboshga buradi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, nima unday qildingiz deganda, hozir uni boshiga ikkita xurayni kelib o'tirdi deydi. U kuni shahid bo'lganlardan Muhayriq ismli yahudiy. Yahudiy edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juma namozidan keyin tariyalik qildi, chiqdi, shanba kuni Uhud g'azovati bo'lgan edi. Mana shu Muhayriqni Alloh taolo qalbiga iymon berdi shu kunda. Yahudlarga qarab turib Tavrotda aytilingan Nabi Muhammad ekanligini bilasizlar hammanglar. Chiqinglar yordam beringlar dedi. Yahudlar aytishdiki, "Ey Muhayriq, ertaga shanba. Shanba kuni bir ish qilishimizni Alloh taolo man qilgan. Biz chiqmaymiz" deyishdi. Abdulloh ibn Sallam roziyallohu anhu birinchi o'g'li iymon keltirgan yahudiy edi. Bu keyingisi. Shanbasiz qolinglar dedi, chiqib ketdi. Uhudda qatnashdi, shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uchun bir rakat namoz o'qimasdan jannatga kirgan kishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, Muhayriqqa qaranglar dedi. U kunda vafot etgan kishilardan Qozman juda bir qattiq jang qildi. Musulmonlar nihoyatda uni maqtaganligini eshitib payg'ambarimiz "Huwa min ahlin nar." U jahannam ahlidan dedi.
Huva min ahlinnar. Bunu eşken sahabalardan biri karab durdu. Ceng asnası da carahatlandı. Yaralandı. Arkaya çıktı da carahatı geçirmesinden özünü özü katıl kıldı. Bana şu orunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde esleyemiz ki sizlerden bir kişi bir ömür cennet amalini kılıp yürüdü. Cennet bunun ortasında bir zira masafa kıladı. Lekin kitap uzup getirdi, günah iş kıladı, cehennemge getirdi. Müslümanlar Katar'da çıkıyordu, lakin ahirede sabır kılmadı, Allah'ın rahmetinden namid buldu, bir sabırlık kıldı, cehennemge getirdi. Şimdi muhayrik, bir ömür cehennem amalını kılıp yürüyen adamlardan idi. Zalalattaydı, lakin kitap uzup getirdi, ömrünün ahirede iman keltirdi, Müslümanlar bilen çıkıp cengde şahit buldu. Demek ki biz hiç kimi, hiç kimi, namid kılışı ki hakkımız yok. Ve hiç kaysımız, özümüz hakkımızda hatırcan buluşu ki hakkımız yok. Çünkü innamal a'malu bil khawatim. Amallar hatıması ki kararladı. Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh etkendik. Cennetki ikinci ayağımı yem, abkürvama günümce Allah'ın makireden korkama. On ayağı bulan cennetke kirdi. Çap ayağım kirmesinden durup korkama. Çünkü Allah ana şu çap ayağım taşkarda turganda makir kılıp katar varışı mümkün değil. Çünkü biz siz bilen namazımız bilen, ibadatımız bilen ya ki başka bir sahabi amellerimiz bilen gururlanmasligimiz gerek. Ahri yakaraladı. Amr ibn Cemuh. O kişi hem şahit oldu. O kişi ayağı kıyışıkıdı. Uhud'a çıkmak için bu genli gene. Uhud'a çıkmak için bu genli eşitip oğulları. Akhir ayağız kıyışık olsa, özür izbar o, biz çıkıp geti yapıyoruz o, çıkmaya koysayız bu mıydı mı diye işte. Amr ibn Cemuh, ne mi diyorsunuz sizler? Men şu kıyışık ayağım bilen cennette basıp yürüyüştü halim ben dedi. Resulullah'dan izin sordu. Resulullah s.a.v. izin verdi. Ve o kişi Uhud'da şahit oldu. Abu Dujana kılıçta aldı. Kâb r.a.v. anayt edi. Abu Dujana kılıçta agenden ki kana kılıp hakkını ada kılarken dip arkasından karadım dedi. Hakikaten tümmesinden cenk kıldı kıyışığa güçe. Bir müşriği bilen cenk kılı yatıp durup müşrik mağlup buluşunu bildi de arkasına kadar kaçıp kaldı. Ebu Dujana r.a. başıge temir kiyi var genedi. Arkasından kuvu barıp durup, kılıçtı götürüp, şimdi bir başıge kattık zarbanı vurdu ki, zarbanı kattıkla giden müşriği de ikiye bölüp taşadı. Şimdi Kâb yakarıp Ebu Dujana, şimdi başıdaki temir yaşıp durup, bu işim kandayı oldu, iki Kâb dedi. Yani kör değil mi dedi. Hakikaten o kişi kılıçtı hakkını ada kıldı. Uhud günü cay meydanı da közge körüngen kişilerden Zübeyr ibn el-Avvam r.a. Müşriklerden biri at üstü de hem yokunu temir bilen kaplavagen kolu da uzun kılıçı var. Müslümanlardan tokustasını katıl kıldı. Onge keman atışı şey yaptı, her yolunu kık görüşü yaptı. Lekin ilacı yok. Bu uzun kılıçlı uşavagen uzun kılıçta cay kılıçı kıyın. Lekin bu mahırıdı. Kelip Peygamberimiz s.a.v. ya Resulullah işine sakılama yapız onu dedi. Dokuzlu Müslüman da oldu, at üstü oturup. Şimdi Peygamberimiz, ben yakırıcı lafı. Kim çıkardın ya karşı dedi. Hiç kim çıkmadı. İkinci madde, ben yakırıcı lafı. Kim çıkardın ya karşı? Hiç kim çıkmadı. Üçüncü madde, ben yakırıcı lafı dedi Nebi Aleyhisselam. Şimdi Zübeyr ibn el-Avvam, ben ya Resulullah dedi. Zübeyr, eğer siz çıkma gelsin, özüm çıkardım dedi. Yani bu Peygamberimizin şicatı gibi bir dalalatıdır. Zübeyr ibn el-Avvam aytadı, aylandım, boradigan joyi yo'q deydi. So'ngra bir paytini poylab turib, mushrikni oti Zübeyr ibn el-Avvamga to'lib bo'lganda orqa tomoni. To'xtaganda yugurib chiqdi-da, ot ustiga yugurib chiqdi. Mushrikni orqa tomoniga o'tirib qoldi, yiqitib xanjari bilan so'yib tashladi. Badrda ham u Zübeyr ibn el-Avvam mana shunday qahramonlik ko'rsatgan edi. Bayroq 8-chi marta ko'tarildi. Jang avjiga chiqdi. Müslümanlar bayrağını 8. madde kötürgen kişinin hem katıl kılışıya muvaffak buluştu. Şimdi bayrağını hiç kim kötürmedi. 8. madde antarıştı. Müşrilerden Abdüddar ailesinden bölgen Savad isimli kişi 9. madde bayrağını kötürdü. Burada da 9 madde bayrağını yıkışken müşrilerdi Müslümanlar. Onu hem katıl kılışıya neden ki bayrağını buraya kötürmedi. Bana ettik dersimizde havalı da bayrağı tike türüptü mü? Koşun cani devam etkisi oraya. Bayrağı yıkılıp kaytip tike türmedi mi? Demek koşun mağlup oldu. Adadı kança bu sayı. 9. madde Savad isimli kişi bayrağını kötardı. Sahabalar onu hem katılış kılıçtı.
Müşrikler mağlup bo'lganini ko'rib qochishdi. Shu bilan jang tugadi birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytgan edi. Agar sabr bo'lsanglar, Badrda sizlarga Alloh 1000 ta farishta bilan yordam bergandek, endi 5000 ta farishtani tushiradi degan edi. Mana endi mag'lubiyat qayerdan boshlandi? G'alaba bo'ldi. Hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ishni qildi. Alloh va rasulining hukmiga osilik qilmadi, g'alaba naq bo'ldi. Endi mag'lubiyat qayerdan boshlandi? Mushriklar qochishni boshladi. Musulmonlar orqasidan quvib ketdi ular. Orqalarda qolganlari o'ljalarni yig'ib, xotirjam jang maydoni tamomiy musulmonlar ixtiyoriga o'tgan. Mushriklar qochyapti, musulmonlar quvib ketyapti. Qolganlari o'lja yig'ib yuribdi. Shunda shu vaqtgacha mushriklarni otliq qo'shinini boshqarib turgan Xolid ibn Valid mushrik edi bu paytda. Musulmonlarni orqa tomonidan aylanib o'tib zarba bermoqchi bo'lgan edi. 3 marta harakat qilgan edi. Lekin Rasululloh qo'ygan boyaga kamonchilar ularni qaytarishiga muvaffaq bo'lib turardi. Ana shu kamonchilar o'rnida turganda jang davomida Xolid ibn Valid aralasha olmasdan turdi. Bu kamonchilar mushriklarda qochganini ko'rib o'ljalardan qolmaylik degan maqsadda pastga qarab yurib qolishdi. Payg'ambarimiz ochiq, oydin, ravshan buyruqni bergan edi. Qanday holat bo'lsa ham, o'rningizdan jilmaysizlar, mendan buyruq kelmagunicha. Ularning boshlig'i Ibn Jubayr, qayoqqa ketyapsizlar? Rasululloh turinglar demaganmidi? Jilmanglar dedi. Ular aytishdiki, "Ey Ibn Jubayr, Rasululloh jang bo'layotganda jilmay turinglar" degan. Jang tugadi. To'xtanglar, qayoqqa deyishga qaramadida hammasi tushib ketdi. Abdullah ibn Jubayr bilan faqatgina 2 dona sahoba qoldi. Buni poylab turgan Xolid ibn Valid kamonchilar tog'dan tushib ketgandan keyin oldidagi to'siq yo'q bo'lganligini ko'rdi-da qo'shinini 4-chi marta boshladi. Endi u tog'ni kichkina tog'da aylanib o'tish emas, tog'ni ustiga chiqdi oti bilan. Butun boshli otliq qo'shinni oldida 3 odam nima qila oladi? Chiqdi, ana shu joyda turgan 3 sahobani qatl qildi, musulmonlarni orqa tomoniga o'tdi. Musulmonlar, mushriklar temir kiygan, bir-birini tanishavermaydi. Bir to'p musulmonlar oldiga haydab ketyapti. Ikkinchi musulmonlar o'lja terib yuribdi. Orqadan kutilmaganda Xolid ibn Valid zarba berdi. Musulmonlarning qo'shinlari o'rtasida parokandalik, favzo boshlandi. Mushriklarning qo'shinida favzo, musulmonlarda favzo, parokandalik bitta tartib bilan jang qilayotgan Xolid ibn Valid edi. Musulmonlar orqadan zarba yegandan keyin oldiga quvib ketayotgan musulmonlar orqadagi shovqinni eshitib qaytishdi. Qaytib kelishdi-da, orqadagi musulmonlar bilan bir-birlan tanimasdan bir-birlan chopishni boshlashdi. Bir temir kiyib olganligidan bir-birlarini qatl qilishni boshladi. Huzayfa ibn al-Yamoniy aytadi, musulmonlar ikki tarafdan dedi, otammi dedi, qilich bilan urib qatl qilishdi dedi. "Ey birodarlar, u meni otam, ey musulmonlar u otam" dedim, lekin ichim quloq solmadi dedi. Ya'ni shunday bir favzo bo'ldi, musulmonlar bir-biriga qilich ko'tarishni boshlashdi. Musulmonlarning orasida parokandalik bo'ldi. Jang tartib bilan ketayotganda Hamza roziyallohu anhuni oldida hamrohlari bor edi, orqasini yonboshini himoya qilar edi. Endi Hamza yolg'izlanib qoldi. Buni poylab turgan Vahshiy ibn Harb orqa tomonidan keldi. Va nayzani otib beliga sanchidi, qornidan chiqdi. Sayyidu shuhado, shahidlarning sayyidi deyiladi. Vahshiy aytadi, nayza kirib qonidan chiqqandan keyin men tomonga burildi deydi. Men ustimga qarab yurib kelyotdi, bo'ldi, o'ldim dedim, yetib kelgan joyida holdan qurib yerga yiqilib tushdi dedi. Bu favzoning orasida bayroqni ushlab turgan Mus'ab ibn Umayr ham yolg'iz qolgan edi. Qo'lida bayroq, qilida qilich, jang qilganda mushriklar hujum qilishida bayroq ushlagan qo'lini chop tashlashdi. Qo'li chopilganda u kishi nima dedi? "Va ma Muhammad illa rasul qad xolat min qablihi rusul." Bu hali oyat bo'lmagan edi Qur'onda. Muhammad kim? Bir payg'ambar xolos. Undan ham avval payg'ambarlar o'tgan. Ikkinchi qo'lini chopishdi. Qo'lini qolgan qismi bilan bayroq ushladi, 3-chi marta zarba berishdi, u kishi ham shahid bo'ldi. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Makkaning eng chiroyli yigiti bo'lgan, musulmon bo'lishidan avval eng puldor oilani balosi bo'lgan,
eng nasl nasabi balad bo'lgan oilani balasi bo'lgan mana bugun ikkala qo'li chopilgan holda shahid bo'lib yotibdi. Keyinchalik Alloh taolo Musab ibn Umayr aytgan mana shu so'zini Qur'onga oyat qilib yozib qo'ydi birodarlar. Bu sharafni ko'ryapsizlarmi qanaqa bo'ldi? Va ma Muhammadun illa rasul qad xolat min qablihi rusul. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Ya'ni payg'ambarimiz o'ldi degan gap chiqqanda Musab ibn Umayr shu gapni gapirgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Amir kavlagan, Abu Amir fosiq kavlagan chuqurlardan biriga tushib ketganda shayton Muhammad o'ldi deb baqirgan edi. Shayton baqirgan edi. Eslasanglar, Aqaba bayatida ansorlar bilan payg'ambarimiz o'rtasida bayat bo'lgandan keyin butun Mino eshitadigan ovozda balat qilib baqirgan edi. Ey ahli Jabajib, muzammam va dindan qaytganlar sizlarga qarshi ittifoq qilishdi deb. Shayton bu kundan baqirdi. Muhammad o'ldi dedi. Muhammad alayhisalom o'ldi degan noto'g'ri xabar tarqaganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xuddek zabardast tog' bo'lgan sahoba nima ish qilishini bilmay qoldi. Yerga o'tirib qoldi. Oldiga Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu keldi. U ham o'tirib qoldi. Umar ibn Xattob muhojirlarning ichidagi qanaqa ulug' sahoba. Sa'd ibn Mu'oz ansorlarning ichidagi eng ulug' sahoba edi. U kishi shahid bo'lganda Allohning arshi titragan edi. U kishining janozasiga 70 mingta farishta qatnashgan edi. Mana shunday bir zabarda sahobalar boyagi noto'g'ri xabarni eshitib o'tirib qolishadi. Ularning oldidan Anas ibn Nazir o'tib qoladi. Ya'ni musulmonlar fazoda, farokandalikda. Nima qilib o'tiribsizlar deydi. Rasululloh vafot qildi deydi. Desa Anas ibn Nazir kim edi? Bu kishi Badr g'azotida qatnasha olmagandan alam qilib qolib Ha Rasululloh Quraysh bilan birinchi marta to'qnash kelganda yonida tura olmadimmi? Yana bundan keyin Quraysh bilan payg'ambarimiz yo'l qolgan bo'lsa, Alloh ko'radi men nima ish qilishimni deb qasam ichgan edi. Ana shu Anas ibn Nazir roziyallohu anhu qasamini qanday oqladi endi? Rasululloh o'lgan bo'lsa nima qilib o'tiribsizlar dedi. Turinglar, Rasululloh jon fido qilgan narsa ustida sizlar ham jon fido qilinglar dedi. Ya'ni bu ozgina g'aflat bosgan paytda Anas ibn Nazir ularni o'ziga keltirib qo'ydi. So'ngra mushriklar tomonga mana shuni mag'lubiyatda orasida yolg'iz o'zi hujum qilib kirib ketdi. Ey Sa'd dedi Anas ibn Nazir. Men Uhud tomonidan jannat hidini sezyapman dedi. Men Uhud tomonidan jannat hidini sezyapman dedi. Shunda kirib ketib, musulmonlar shunday mag'lub bo'lib turganda qattiq jang qildiki, u kishi keyin jussasini qaraganida nayza, qilich, kamon urilib 83 ta jarohat sanashdi. Tanib olmaydigan darajada bo'lib ketgan edi. Barmog'idagi ba'zi bir alomatlaridan tanib qolishdi. Ya Rasululloh dedi keyin Sa'd ibn Mu'oz, men Anas qilganda ish qila olmadim dedi. U kishi ahdiga vafo qildi. U kishi haqida oyatlar nozil bo'ldi birodarlar. Qaranglar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi. Faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mana erkaklar qanaqa bo'lgan. Mu'minlar orasida o'zlarini o'zlari Allohga bergan ahd paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Mu'minlarda ichida erkaklari bor deyapti. Allohga bergan ahdida turadi. Bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishlik intizordir. Uhud kuni shahid bo'lganlardan Abdulloh ibn Harom. Bu kishi Jabir ibn Abdullohning otasi. Bu kishi faqir edi. Qarzlari ko'p edi. 9 ta deyiladi qizi bor edi, bir dona o'g'li bor edi. Jangga chiqib ketyotib, o'g'li Jabir ham chiqmoqchi bo'lganda, "O'g'lim, men bugun shahid bo'lishimni sezyapman. Mendan keyin qolib, singillaringga yaxshi muomala qil. Qarzlarimni uzib qo'y" deydi. Chiqadi, bu kishi shahid bo'ladi. Otasini jussasini ko'rmoqchi bo'lib, Jabir ibn Abdulloh borganida sahobalar ko'rsatishmaydi. Qo'y ko'rma deydi. Lekin payg'ambarimiz qo'ylar ko'rsin deydi. Jussasini ko'rgan paytda nihoyatda bir musliq tashlangan holatda payg'ambarimiz aytadiki, "Ey Jabir, xursand bo'ling" deydi. "Xursand bo'ling, chunki Alloh otangizga to'g'ridan-to'g'ri gapirdi" deydi. Ya'ni kimga gapirgan bo'lsa Alloh parda ortidan gapirgan, lekin sizni otangizga to'g'ridan-to'g'ri gapirdi dedi. Otangizni Alloh taolo tiriltirib, jannatga kirgizib turib, "Ey banda, orzu qil" dedi.
Otangiz aytdi, Parvardigor meni dunyoga qaytar. Seni yo'lingda jang qilib yana shahid bo'laman dedi. Shunda Alloh aytdi, men undan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deb yozib qo'yganman dedi. Ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib kirmaydi deb yozib qo'yganman dedi. Otangiz aytdi, Parvardigor unday bo'lsa men topgan saodatni, birodarlarimga xabarni ber dedi. Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qilib Abdulloh ibn Haromni xabarini farzandiga va sahobalarga yetkizdi. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlaridan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Jannatdan Abdulloh ibn Haromni so'zini Alloh taolo sahobalarga siz bilan bizga yetkazyapti. Musab ibn Umayr qo'lidagi bayroq tushdi. Mushriklarning bayrog'i tushdi. Ikkala bayroq ham tushdi. Ikkala qo'shin ham mag'lub bo'ldi. Faqatgina Xolid ibn Validning qo'shini sobit turardi. Mana shunday qiyin holatda musulmonlarning bayrog'ini, musulmonlarning qahramonlaridan bo'lgan, bahodirlardan bo'lgan bir kishi bayrog'ini ko'tardi. Ali ibn Abi Talib. Mushriklarning bayrog'ini esa Banu Abdiddor urug'idan bo'lgan Amro binti Alqama ismli ayol ko'tardi. Yana ikkita bayroq ko'tarildi. Yana ikkita qo'shin o'zini bayroqning atrofida jamlana boshladi. Musulmonlar nihoyatda bir parokandalik holatda har tomondan ularga zarba berilardi. Nabi sollallohu alayhi vasallam chuqur yiqilib tushgan edi. Payg'ambarimiz men Rasulullohman, meni oldimga kelinglar, deb sahobalarni o'ziga chaqirdi. Bu juda xatarli edi bu chaqiriq. Chunki har qanday mushrik payg'ambarimizga qayerdaligini bilib, kelib hujum qilishi mumkin edi. Shunda payg'ambarimiz oldiga bir qancha sahobalar to'plandi. Abu Bakr, Abdurrahmon ibn Auf, Abu Dujona, Talha ibn Ubaydulloh va 7 ansoriy. Nusayba ismli bir ayol ham payg'ambarimiz yonida jang qilardi. Payg'ambarimiz bo'yiga chaqirig'ini kofirlardan Ibn Ummi Qomiya ismli kishi eshitdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida payg'ambarimiz chuqurdan chiqib kelayotganini ko'rib turib, qilichini ko'tarib qattiq zarba bilan yelkasiga urdi. Rasululloh zarbani qattiqligidan chuqurga tushib ketdi. Lekin savotni ikki qavat kiyib olganligi yelkasini saqlanib qolishiga sabab bo'ldi. So'ngra ustiga yurib tushdi. Qilichini ko'tarib ikkinchi marta boshiga urdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak boshlariga dubulg'a kiyib olgan edi. Ana shu qilich tegib o'yilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshiga sanchilib qolgan edi. Uchinchi marta Ibn Ummi Qomiya yerdan katta bir tosh toptirib payg'ambarimizning muborak yuzlariga urdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tishlari sindi, og'izlari qonga to'ldi. Nima sababdan? Musulmonlar Alloh va Rasulining hukmiga xilof ish qilganligidan. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Boshingizlarga nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli bo'ladi. Boshingizlarga nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli bo'ladi. Yana Alloh taolo aytayapti, hammasiga jazo berolmayman u qilgan ishlarda. Ba'zilarga beraman, shoyat qaytsanglar deydi. Naq bo'lib turgan g'alaba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukmiga xilof qilgan 50 ta kamonchini ishini deb mag'lubiyatga aylandi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.